Golbolkes'ten herkese merhabalar. Ben Murat Yılmaz. Dünya Şampiyonası özel bölüm Golbolkes bölümümüzün 6. gün değerlendirmesiyle karşınızdayız. Değerli konuklarım Hilmi Uslu, Asım Kurt ve Ahmet Olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat. Hoş bulduk. Murat'cığım ben bir konuda bir şey söylemek istiyorum müsaaden varsa. Tabii ki. Bu Golbolkes'te sürekli moderatör olarak katılıyordum. Bu ikinci yorumcu olarak katılışım. Bundan dolayı farklı duygular içerisindeyim. Evet. İnşallah güzel bir yayın bizleri bekliyoruz senin moderatörlüğünde. Evet teşekkür ediyorum abi. Biz de sana şimdi takip ediyorum Golbolkes'lerden. Beğenerek izliyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum ve bu arada şimdi yorumlarınla evet. Yorumlarınla bize güzel katkıda bulunacağından hiç şüphem yok. Elbette elimden geldiği müddetçe bir şeyler yapmaya çalışacağız burada. Bu arada takipçilerimiz lütfen İzlediğiniz Golbolkes yayınlarını beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü hala abone olmayanlar var aramızda. Lütfen abone olalım. Evet, moderatörlük alışkanlığı olsa gerek. Duyuru yapmaktan da geri durmuyorsun abi. Teşekkür ediyorum Murat'cığım. Alışkanlıklar çok çabuk değişmiyor Murat. Evet. Evet Murat'cığım. Ve bir de böyle kendime bir darbe yapılmış gibi hissediyorum. Sorun değil. Dilersen. Sorun değil. Kadınlar. Evet, bir spor camiası sağ olsun. Sorun değil. Evet. Şimdi kadınların o zaman bugünkü maç sonuçlara başlayalım dilerseniz. Ya tabii ki Murat'cığım moderatör sensin. İstediğin gibi yönetebilirsin programı. Kadınlarda bugün Amerika Portekiz'i 12-4 mağlup etti. Brezilya 12, Mısır 2, İsrail 11, Avustralya 5, Japonya 2. 2-2 İngiltere ile berabere kaldı. Türkiye 13, Arjantin 3, Kore 12, Meksika 2, İsrail 11, Fransa 1. Son olarak da Kanada 14, Danimarka 4. Kadınlarda durum bu şekildeydi bugünün maç sonuçları. Dilerseniz direkt kadınların bugünkü maçlarını değerlendirmekle başlayalım. En son millilerimizin maçı olacak şekilde gidelim dilerseniz. Burada ilginizi çeken bir maç var mı? Hangi maçta başlayalım? Benim ilgimi çeken bir maç olmadı. Beklenen sonuçlar geldi zaten. Bugün diye düşünüyorum. Yani ama Japonya bu... İngiltere evet, maçı. 2-2 beraberlik var. Evet. Ben de onu söyleyecektim. Özelinde konuşmak isteyen varsa hemen başlayalım maçta. Ya ben şu şekilde söyleyeyim Murat. Bu tür mesela bizim Japonya maçımız vardı aynı şekilde 2-2 biten. Az gollü bir de özellikle berabere biten maçlar benim gol böyle çok ilgimi çekiyor. Çünkü çok nadir rastladığımız durumlar. Sürekli biz özellikle bizim ligimizi takip ettiğimiz için onlarca gol görüyoruz. Gol böyle maçlara alışmışız dediğin gibi. Dördüncü ligde 28'e 38 mi? 20'ye 30 mu? Öyle maç bitmişti hatırlıyorsanız bu sene. Basketbol periyodu gibi ya. Üçüncü ligde. Bakıyorum şimdi. Bu maça bakıyorum. Mesela bir o maça bakıyorum. Bir de bu maça bakıyorum. Ya, ondan dolayı çok ilgimi çekiyor. Çok zevkli bir mücadeleydi açıkçası. Yani çok hoşuma gitti. Ya ben bu maç için şöyle az gol olacağını düşünüyordum. İki takım da savunması iyi. Şut olarak da zaten ön plana çıkmıyorlar bence benim açımdan. Yani şut bir takım diyemem işte. Burada İsrail'e, Türkiye'ye, işte Amerika'ya şut bir takım diyebiliriz. Ki keza Kanada'da iyi şutlar var. Ama Japonya ve İngiltere biraz daha savunma ağırlıklı bir takım. Ben beraberliği beklemiyordum. Ama az gol olacağını düşünüyordum maçın. Evet, bu maçta gene Lili Ben David'in iki golü vardı İsrail adına. Bu turnuvada ben Lili Ben David'i iyi gördüm. Şu anda da zaten 29 golle gol krallığında 4. sırada. Şimdi bu A grubunun maçlarıydı. Millilerimiz de Arjantin'i 13-3 mağlup etti. Gollerin 7'sini Fatma Gül, 6'sını Sevda Altınoluk kaydetti. Yanlış hatırlamıyorsam ve maçın oyuncusu Fatma Gül Güler seçildi. Sevda ablanın epey bir penaltısı oldu bu maçta. Fatma Gül'den de tabii genelde highball gördük. İtirazlar geldi bench'ten. Fakat birkaç tanesine itiraz
edilse de çok fazla penaltı yaptık. Yani bu kaçınılmazdı. Neler söyleyecektiniz? Ya şimdi bu maçta Murat 13-3 kazandık. 10 farklı bir şekilde kazanmamız cidden bizi mutlu etti. Ya böyle evet. Rahat. Bugün erkek maçında da kadın maçında da böyle rahat rahat arkamıza yaslandık. Çayımızı yudumluyordum. Sıcak sıcak çayımızı yudumluyordum. Bir maç izledik. Mesela önceki maçlarda özellikle erkeklerin maçlarında kazanıyorduk. Ama böyle çayımızı soğutarak içiyorduk. Hatta içemiyorduk. Çayımızı içmeyi unutuyorduk. Evet. Çok biz de aynı şekilde stres ediyorduk, geriliyorduk. Ama bugün dediğim gibi özellikle bu maçta fazla penaltı yaptık. Ben maçı zaten canlı canlı olarak takip ettim, sürekli izledim. Bu maç üzerinde bir problem olmadı. Penaltıları atamadılar. Sadece yanılmıyorsam beni düzeltin. Bir tanesi gole çevrildi değil mi yapılan penaltıların? Evet. Sevda'nın bildiği bir tane penaltı golü var. Evet. Bir tane penaltı golümüz var. Sadece. Güzel bloklarımız var. Penaltıları evet. İyi çıkartıyoruz. O açıdan herhangi bir sorunumuz yok tabii ki. Takımımız... Ama şimdi Murat'cığım, Arjantin'in penaltısını iyi çıkartıyoruz. Ama biz çeyrek final, yarı final, final. Biz bu kupada şampiyonluğu hedefleyen bir takımımız. Bu konuda biraz daha milli takımımızın bence biraz daha dikkatli olmamız lazım. Bu maçta problem açmadı bize. İnşallah hiçbir maçta problem açmaz. Hiçbir maçta o penaltılardan dolayı biz zor duruma düşmeyiz. Ama çeyrek final, yarı final, final inşallah kupayı alacağız. O maçlarda daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Zaten teknik ekip Gültekin Hocam olsun, sporcu arkadaşlarımız olsun, hepsi bunların farkındadır. Ona göre kendilerinin de bir önlem alacaklarını, tedbir alacaklarını düşünüyorum. Yani bu yapılan hataların çeyrek final, yarı final maçlarında bu kadar olacağını düşünmüyorum. Elbette highball'lar, long ball'lar maç içerisinde olacaktır. Ama bu kadar olacağını düşünmüyorum. Maça gelecek olursak da bu penaltılardan daha ziyade maçı konuşacak olursak da bence şahsi fikrim biz ya bu maç sabaha kadar da sürse biz bu maçı zaten alacağımız belliydi. Çünkü milli takımımızın kalitesi orada, Arjantin'in kalitesi orada. Kesinlikle öyle. Ben de o fikirdeyim. Peki ortaya bir soru yöneltiyorum. Paralimpiklerdeki Türkiye kadın milli takımıyla şu anda dünya şampiyonasındaki Türkiye kadın milli takımı arasında nasıl bir fark görüyorsunuz? Murat'cığım ben bu konuyu direkt istersen hemen kendi cevabımı vereyim. şu an yine aynı şekilde paralimpiklerde de gruplarda bir maç kaybetmiştik Amerika'ya. Burada da Kanada'ya kaybettik. Aynı şekilde devam ediyoruz. Ama ben o sorunu ilerleyen yayınlarda tekrar edersen bence çok daha güzel olacak. Çünkü şu an bizi zorlayacak. Dengimiz evet. Olan bir takımla daha karşılaşmadık. Kanada maçı kaybetmiş olabiliriz ama ben Kanada maçına güçsüz olduğumuz için falan değildi. Tamamen bir şanssızlık olarak değerlendiriyorum. Ondan dolayı kaybettiğimizi düşünüyorum. Yoksa Kanada yani bizim kalitemizde bir takım değil abi ya. Evet, o halde nasıl isterseniz. Ben çok konuştum abi. Ondan dolayı özellikle Ahmet abimden ve Aslı'ndan özür dileyerek sözü devrediyorum. Öyle, ne demek. Estağfurullah. Ya ben de öyle düşünüyorum milli takımımız hakkında sorduğun soruyla alakalı. Yani çeyrek, yarı final ve finalde biz milli takımımızı göreceğiz. Çünkü grubumuz dediğimiz gibi en baştan beri kolay bir gruptu. Gücümüze denk takımlar yoktu. Karşı grupta tehlikeli takımlarla dolu. Asıl oyunumuzu biz bence elemelerde göstereceğiz gibi geliyor bana. Pekala. A grubundaki millilerimizin grubundaki sıralamaya bir bakalım dilerseniz. Kanada 18 puanla birinci sırada. Millilerimiz 15 puanla ikinci sırada. Ve bence sürpriz bir sonuçla Kore 3. sırada 12 puanda. 9 puanla Cezayir var 4. sırada. Danimarka, Fransa, Arjantin, Meksika diye devam ediyor sıralama. Yarın millilerimizin Meksika ile maçı olacak. Grubun son sırasındaki 0 puanla son sıradaki Meksika ile kadın milli takımımız yarın saat Türkiye saatiyle 12'de Gespor ekranından takip edebilirsiniz. Bu sıralama ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Ahmet abi ben sen de başlayalım. Danimarka'ya şaşırdım. Danimarka aynı şekilde 9 puanda 5. sırada bu arada. Evet. Evet şimdi yarın Cezayir yani Cezayir BAFTA müthiş bir performans sergiliyor. Yani yarın Cezayir ile Kanada'nın maçı var. Burada Kanada Cezayir'i yenecek gibi duruyor. Danimarka gruptan çıkar. Danimarka'nın kolay bir maçı var. Arjantin'le oynayacak. Şu an
Cezayir dördüncü gözüküyor ama maalesef Bafta'nın golleri sanırsam yetmeyecek. 33 gol attı Bafta. Evet. Şu an ikinci sırada. Sevda'nın arkasında. Evet. Turnuva başlamadan önce sevgili Gülşah Aktürk'le yaptığımız yayınlarda dile getirmişti. Bafta'nın performansı dikkat çekiyor diye Gülşah abla da bahsetmişti. Aslında baktığımız zaman takımın şut yükünü yüklenen tek şutör. Bir benzeri durumu bizim liglerimizde de gördük. Ya birçok yerde gördük tabii ki. Dolayısıyla bu gol sayısına ulaşmış olması biraz bence bununla alakalı. Ama yani kişisel olarak çok fazla izleme fırsatı bulamadığım için şutunun ne kadar, ne derece etkili olduğuna dair bir yorumlama yapamıyorum. Yani kadınlar seviyesinde tabii ki yani bir Sevda kadar şut atamıyor elbette. Bizim gruptaki takımlar da tabii Arjantin, Meksika gibi takımlara karşı iyi goller attı. O yüzden rakam yüksek. Evet, kadınlarda karşı gruba bir bakalım. İsrail var birinci sırada 18 puanda. İkinci sırada İngiltere var 13 puanda. Japonya 13 puanla yine 3. sırada averaj farkıyla. 4. sırada Amerika var. Bu ilk 4 özelinde beklenmedik bir sıralama görüyor musunuz? Özellikle Amerika. Ben Amerika'yı biraz daha yukarıda bekliyordum. Hani ilk 2'de İsrail 1 olur diye düşünüyordum. Amerika 2. Bizi en çok şaşırtan Japonya 4 gibi derdim. Bir de Brezilya var tabii ki. 5. sırada Amerika'nın hemen arkasında. Matematiksel olarak da sanırım gruptan çıkma şansı kalmadı. Kalmadı. 6 puanda. Kalmadı. O Brezilya konusunda da ben de biraz açıkçası Brezilya benim beklentilerimin çok çok altında kaldı. Çünkü hatırlıyorsanız Ankara Cup'ta kadın milli takımımız Brezilya'ya yenilmişti. Hatta Ankara Cup'ın şampiyon olmuştu. Evet. Yani öyle bir performanstan sonra sonuçta en sonki Paralimpik şampiyonunu yeniyorsunuz. Ne kadar bir özel turnuva da olsa. Böyle bir turnuvada dünya şampiyonasına giriyorsunuz ve gruptan çıkamıyorsunuz. Bence Brezilya benim gözümde, benim gördüğüm turnuvanın en çok hayal kırıklığına uğratan beni takımı oldu. Şaşkınlıkla hala takip ediyorum. Hala inanamıyorum hatta Brezilya'nın kadrosu değişmiş olabilir, gençleşme, yapılanma bir durum olabilir ama Brezilya sonuçta sürekli yukarılara yönelik en iyi bir takımdı. Ve bir dünya kupasında da gruptan çıkamamasına şaşkınım açıkçası. Evet. Evet, yani Brezilya'nın kadro yapılanması bu durumu doğurdu deniliyor ama tabii Amerika'da da Luisa Chekovski'nin gelmemesi, Amanda Deniz orta oyuncu olarak şu anda oynuyor ve gol sayısı açısından da yani gol katkısında bulunamıyor. Asya Miller genellikle gol yükünü sırtlıyor Amerika'da. Amerika'nın geride kalması da bundan sebep şu an için ama yarın da Amerika İngiltere maçı var. Yani Amerika İngiltere'yi yendiği zaman zaten şu anda 3. sıraya kendisini atacak en azından. Japonya yarın büyük bir ihtimal maçını kazanacak zaten. Evet, gol krallığında kadınlarda birinci sırada Sevda Altınoluk 36 golle milli gururumuz. Bahta ikinci sırada 33 golle. Amy Burke var. Kanada. Kanada'dan 31 golle. Lihi Ben David 29 golle İsrail'den. Danimarka'dan Christensen var. 28 golle. Bu şekilde gidiyor sıralama ve bu gol krallığı listesini, güncel halini videonun açıklama kısmında da paylaşacağız sizlerle. Oradan da kontrol edebilirsiniz. İnceleyebilirsiniz diyelim. Evet, şimdi de erkeklerin maçlarına geçiyoruz. İlmi abi, rica etsem 6. gün maç sonuçlarını bir bizim için seslendirir misin? Tabii ki Murat'cığım. Erkeklerde bugün oynanan maçlarda, 6. gün oynanan maçlarda Amerika 11, İran 9, Ukrayna 6, Mısır 3, Çin 11, Kolombiya 1, Litvanya 13, Arjantin 7, Brezilya 11, Belçika 1, Portekiz 6, Cezayir 5, Japonya 11, Almanya 1, Türkiye 10,
Kanada 2. Erkeklerde ilk maçtan başlayacak olursak Amerika ve İran başa baş giden bir maçtı. Son dakikalarda Amerika'nın attığı gollerle, bu arada önemli bir maçtı Amerika için. Dördüncü olabilmesi için bu maçı alması gerekiyordu. Başka şansı yoktu. Ve almayı bildi. Bu maç çok çekişmeliydi gerçekten. Ben izledim. 8-8, 9-9. En son oyuncu, İran bir oyuncu eşliği yaptı. Hasan Caferi'yi çıkarttı gol yiyor diye. Ama onun yerine gelen oyuncu iki tane gol yiyince maç koptu. Ben İran'ın yenmesini istiyordum. İran yensin, bir sonrakinde Ukrayna'yı yenip hani üçüncülüğe gelsin. Evet, çeyrek finalde onlarla karşılaşıp diye düşünüyordum kendi açımdan, ama olmayacak gibi gözüküyor bu. Ukrayna çünkü İran'a şans vereceğini düşünmüyorum. Benim bugün şaşırdığım bir diğer maçta, bugün haricinde Ukrayna Mısır maçı. 6-3, 3-0 Mısır'ın 3-0 Mısır öne geçmesiyle yeniyordu. Başladı. Ben skoru yanlış söylüyor zannettim. Girdiğimde maç 3-1'di. Omar Muhammed'in golleriyle. Evet. Aşırı şaşırmıştı hani Ukrayna-Mısır maçı. Mısır çünkü şeyde gördük biz Ankara Cup'ta. Hani o kadar iyi bir takım gibi durmuyordu. Çok şaşırtıcıydı ama Ukrayna dönmeye bilmiş ve 6-3 kazanmış. O da benim bugün şaşırdığım skordan biriydi. Japonya bugün Almanya'yı yendi bizim grupta. Bir diğer şaşırdığım skor. Ben Japonya'yı yenebileceğini düşünüyordum. Bizim oynadıkları maçtan sonra Japonya'nın savunmasının çok iyi olduğunu düşünüyordum o maçtan sonra. Almanya'yı çok farklı yenmişler gerçekten. 11'e 1. Bu kadar, böyle bir sonuç beklemiyordum. Bu 3 maça ben bugün... Kazayiko Show vardı bugün. Aynen öyle. Evet. Gol attı. Maçın oyuncusu seçildi. Almanya'nın teknik yiyeceğini ben de beklemiyordum. Ya ben Japonya alacağını biliyordum ama bu kadar farklı ve net bir oyunu alacağını düşünmüyordum. Çünkü Almanlar iyi oynuyorlar turnuvada ama 6-0 başladılar. Japonya hani hiç şans vermedi. Evet. Analizlerini demek ki çok da güzel değerlendiriyorlar. Japonya bu açıdan dikkat edilmesi gereken bir takım. Ya bu dünya evet. Şampiyonasında o kadar bunu daha önce de söylemişimdir mutlaka ama ya o kadar şaşırtıcı maçlar, skorlar görüyoruz ki Mısır diyoruz mesela. Yani Mısır'ı Ankara Cup'ta da izledik ama ya dünya şampiyonasında bambaşka performanslar giriyorlar ve yani kötü diyebileceğim, bariz kötü diyebileceğim takım sayısı az. Bilmiyorum siz neler söyleyeceksiniz? Benim takip ettiğim her takımda bir tane iyi bir şutör var. Yani işte Mısır'da Omar Muhammed var. İran'da Hasan Caffari var. Evet. Baktığın zaman Arjantin'de Jasmin var. Yani her takım gol buluyor bir şekilde. Değişik skorlar ortaya çıkabiliyor. Yani bugün Amerika maçı da 2-0 geride başladı Amerika. Sonra birden 5-2 öne fırladı. Ondan sonra İran yakaladı. 9-9'a kadar, maç sonuna kadar iyiydi ama sonrasında artık gücü yetmedi İran'ın. Öbür tarafta Japonya-Almanya maçı gerçekten beklenmedik bir skor ortaya çıktı. Yayıncı kuruluştaki Alman spiker, Alman yorumcunun bugün sesi çıkmadı. Normalde Alman yanın maçlarında oldukça heyecanlı bir şekilde anlatıyordu. Gerçekten sessiz kaldı çünkü 11'e 1. Ya bu arada spikerlerin çok sık kullandığı bir kelime var. Mercy. Merhamet demek. Türkçe kelime manası. Yani, evet. sürekli M-verse diyorlar. Yani Mercy'nin evet şu anda tam olarak zamanı. Merhamet. Türkiye maçında da dile getirdiler. 8-2 iken durum. Evet, Türkiye merhamet gösterecek mi bakalım gibisinden. Dilerseniz o zaman Türkiye'nin maçına geçelim. Türkiye maçı, Türkiye-Kanada 10-2. Şöyle söyleyeyim, çok merhametsiz bir gün olmuş o zaman. Çünkü çok farklı maçlar takımlar birbirine kesinlikle acımamış. Ama gerçekten teknik skor. Muratcığım, bunlarla ilgili ben de birkaç şey söyleyebilirsem. Tabii ki, tabii ki. Bu Japonya-Almanya maçı benim bu şekilde bitişi hiç aklıma gelmiyordu. Ben çok keyifli bir maç izleyeceğimizi düşünüyordum. Başa baş geçeceğini. Bol gollü olacağını ama bu kadar bir farklı bir 10 fark bir Japonya galibiyetini hiç beklemiyordum. Japonya yeni yeneceğini düşünüyordum.
Ama ne olur diyordum. 8-6 olur diyordum. 9-5 olur diyordum. Artık 7-4 olur mesela. Bu şekilde bir yine 11-12 tane gol olacağını düşünüyordum ama böyle direkt Almanya'yı adeta sahadan silercesine 11-1 yeneceğini hiç düşünmüyordum. Aynı şekilde Amerika İran maçı bence günün en güzel maçlarından bir tanesiydi. Bakalım yarınki maçlar nasıl olacak inşallah. Bugün bizim Türkiye-Kanada maçımızda spiker şöyle bir şey söyledi. Şimdi program önünde baktığım zaman diyor schedule'da maç takviminde sahadaki takımlar, sahada yer alan takımlar hep galip gelmiş şu ana kadar diye. Günün son maçı da Türkiye-Kanada maçıydı. Sanırım Türkiye bu maçta da galip gelen taraf olacak. Oh bir dakika pardon bu benim kişisel yorumum değil diye bir düzeltme koydu orada. Orada spikerler çok eğlendiriyor beni ya dinlerken. Çok beni de çok eğlendiriyor. Çok keyif alıyorum yani olimpiyatlarda. Ve renklendiriyorlar gerçekten. Kesinlikle. Ya, ilk, defa, bilen... ilk defa böyle bir yayın formatına geçtiler. Ben daha önce hiç görmedim. Gerçekten bu yayın... Biliyorlar bir de. Florin mesela hani teknik detay falan veriyor. Yani hangi maçtaydı çok hatırlamıyorum ama çok önemli de değil aslında. Bir gol yedi. İran-Amerika maçı olabilir. Yani golü neden yedi diye hani kendisi yorumladı. Topa karşı hamle yapmadı çünkü diyor. Yani savunma yaptığında topa direnç göstermedi. Sadece topun yani kendisine çarpmasını bekledi. Aslında. Evet, aynen. Darbe vermedi topa. Ya böyle teknik yorumlar falan katıyorlar. Bu çok eğlenceli. Tabii bu İngilizce yayınları anlayabilmek de çok keyifli. Şimdi kesinlikle. Dilerseniz evet Türkiye Kanada maçını yorumlayalım. 10-2 galip geldik. Golleri kimler kaydetmişti? İkisini Yunus Emre Akyüz, ikisini Bilal Tekin, ikisini Hüseyin Alkan, bir tane söz ucundan o meşhur söz ucu golünü attı. Evet, dört tane de Oğuzhan Yılmaz. Ya bu rahat bir maçtı Kanada maçı. Bu turnuvadaki en rahat geçirdiğimiz maçlardan biri olabilirdi. Hoca rotasyonla başladı takımı dinlenmek adına. Yunus, Oğuzhan, Hüseyin. İkinci yarın başında Yunus'u çıkartıp Bilal'i aldı. Maçın başından sonuna kadar çok rahat bir oyun sürdük. Bir 2-2 olduğunda acaba mı dedik hani Arjantin maçı gibi şey Cezayir maçı gibi pardon bir şey olur mu diye düşündük ama 3-2 4-2 olunca maç koptu diye düşündük. Çünkü bir önceki maçta Cezayir maçında bir farklı üstünde geçebilmiştik biz sadece. 2 veya 3 farklı olduğu zaman bizim takımımız oradan hani maç vermez Kanada'ya Cezayir'e. Cezayir'de o sıkıntı yaşamıştık. Farkı açabilseydik direnci kırılırdı ama bu tarz takımlara karşı farkı açmazsanız takımların daima direnci artar. Ve olmayacak sonuçlar görebiliyoruz o durumda. Ama bu maçta öyle bir şeye izin vermedi milli takım. Maçı rahat bir şekilde bitirdiler. Milli takımımız bu maçta şunu güzel yaptı Asım. Bundan önceki Cezayir maçında atışlarımız maalesef hep 1'e attık, 5'e attık tamam güzel. Ama hep oyuncuların üzerine attık. Yani oyuncuları biz cesaretlendirdik. Olduğu yere yattılar, topları tuttular. Ama bu maçta öyle olmadı. 2'lere 4'lere çok güzel goller attık. 1'lere 5'lere çok güzel toplar attık. Yani böyle rakip hareketli bir oyun oynaması lazımdı. Yani bir gol bilgisi. Harbiden çalışmış olması lazımdı ki bugün bizi yenebileceklerdi. Ama biz dediğim gibi bugün 2'lere 4'lere özellikle Yunus'un ilk attığı gol de 5'ten 1'eydi mesela. O şekilde böyle ölü noktalara güzel toplar attık. Dünkü Cezayir maçındaki yapamadığımızı bugün yaptık. Ve bugün bu yaptıklarımız bize farklı galibiyeti getirdi. Ve takımımız adına açıkçası ben bugün çok sevindim. Çünkü dünkü Cezayir maçında bir yani rahat yenebileceğimiz bir takımdı. Ama dediğim gibi bu tür olaylar olunca bir fark yenebildik. Ve şimdi çeyrek finaller öncesi böyle bir farklı bir galibiyet takımımız açısından çok önemliydi. Bir moral motivasyon açısından tekrar böyle bir silkelenmişler, kendilerine gelmişlerdir. Bu eminim takımı çok rahatlatmıştır. Ben mesela bir harbiden golbol sever, milli takım aşığı olarak beni çok rahatlattı böyle bir galibiyetin alınması. Zaten turnuvanın başından beri sürekli söylüyorum. Biz rahat bir maç kazansak, mesela biz Almanya maçımız çok başa baş gitti. Brezilya maçımız aynı şekilde, Japonya maçımız aynı şekilde. Portekiz maçımız rahat giden maçlardan bir tanesiydi. Cezayir maçımız yani çok yani haddinden fazla başa baş gitti. Öyle başa baş gidecek bir maç değildi. Ama bu maçta çok rahat bir galibiyet aldık.
Milli takımımız da bence bu galibiyetle kendine gelmiştir. Yarınki Belçika maçıyla da aynı şekilde bir moral bulacağımızı düşünüyorum. Böyle bir farklı bir galibiyetle inşallah 10 fark olur. Daha da bir motivasyon kaynağı olur bizim açımızdan. Ve bu moralle, bu motivasyonla çeyrek finale çıktığımız zaman bence çok güzel işler başaracağımızı düşünüyorum. Katılıyorum Elin sana bu konuda. Zaten bu kucağa atma mevzusundan dolayı o maçta maçın oyuncusu mesela Cezayir'in orta oyuncu seçildi. O kadar fazla üstüne attık ki, o kadar kucağa attık ki hani orta oyuncu bazı maçlara güzel performans gösterir. Mesela Hüseyin abi iki defa maç adamı seçtiler. Evet, bugün de hani gol atan oyuncu seçildi ama tabii ki kucağına attıkları için değil. Hüseyin Alkan gerçekten mesela performansıyla orada, hak ederek kazandı. Orada performansla oldu. Japonya maçı kez hani Tuncay mı acaba Hüseyin mi dediler ve Hüseyin Alkan'ı seçtiler. Hani bu tarz maçlarda evet. Ama Cezayir'deki oyuncunun bence seçilmesinin sebebi tamamen bizim oyuncuların hani onu kucağına yakından atması. Hani ekstra bir performans göstermedi orada aslında. Bu senin dediğin şey şeyle doğru orantılı. Yani kucağa top atarsanız her rakip iyi savunmacıdır. Ama bölgesel top atın, yavaş atın yine gol olma ihtimali var. Çünkü bölgesel top atıyorsunuz. Ve bir süre sonra bir iki tane olmaz olmaz bir tane girdikten sonra hatta iki tane ondan sonra direnç düşüyor bu tarz takımlarda. Ama kucağa atmaya devam edersiniz takımın direnci artıyor. Çünkü ben savunma yapabiliyorum toplara karşı. Şu an iyi oynuyoruz diye düşündükleri için sizi maçın sonuna kadar zorlayabiliyorlar. Cezayir maçı da öyle bir maçtı. Ya tabii Ebu Bekir'le Tuncay'ın yerine oynayan oyuncularımızın Cezayir maçındaki stres seviyesi, katsayısı çok daha yüksekti. Yani bugün Kanada'ya karşı oynamak açıkçası o kadar stresli bir oyun görmedim ben sahada bizim oyuncularımız açısından. Ama Cezayir maçında sanki bir stres vardı oyuncular üzerinde. Abi yarın Belçika maçında da ben mesela Tuncay'la Ebu Bekir'in oynamaması durumunda ki oynamayabilirler artık. Çünkü yensek de yenilsek de üçüncülüğümüz değişmeyecek gibi duruyor. Dolayısıyla yarın da mesela çok rahat oynayabilir takım. Şunu ekleyeceğim. Rahatlamaya ihtiyacımız var ya milli takım olarak. Bu maç Kanada maçı birinciydi. Belçika maçıyla da inşallah daha da rahatladığımız zaman böyle üzerimizdeki bu stresi attığımız zaman çünkü oyuncuların üzerinde bir stres olduğunu düşünüyorum. Şu maça kadar olduğunu düşünüyordum. Bu maçta o stres bir %50 kırılmıştır. Yarınki maçta da o stres kırıldığı zaman inşallah çok daha güzel sonuçlar alacağız biz bu turnuvada. Şöyle bir şey var bu stres olayında da. Maçlar bitmeye yakın olduğu için artık gruptaki yerinde belli oluyor. O gruptan çıkamama çıkma olayları belli olduğu için takım biraz daha rahat oynuyor. Stres yok çünkü. Bu ilk üç oyuncuları için değil de daha çok sonradan girip ya da işte bu tarz maçları oynayan oyuncular için büyük bir stres yükü kastediyor. Ama mesela artık hani bir şeyler belli olmaya başlamış. Sporcular kendi performansını gösterebiliyor. Stres katsayısı düştüğü için. Aslında takımın gerçek performansı bu. Bizim yedeklerimizin şu an rotasyonda oynayan oyuncuların performansı bu. Stresleri ne kadar düşük olursa bu performans daha yukarı çıkıyor. Bununla ilgili şunu eklemek istiyorum ben. Takımların stres seviyeleri diğer takımlar tarafından hani oynanan maçlar izleniyor sonuçta. Tribünlerde hani kendi rakiplerimizle bizim maçlarımızı izliyorlar, biz de izliyoruz. Doğrudan göze çarpıyor aslında. Baktığınız zaman mesela Ukrayna nasıl bir oyun stili var? Ya adamlar çok donuk oynuyorlar. Renk vermiyorlar, duygularını belli etmiyorlar. İnanılmaz sakin oynuyorlar. Ve bu bizim mesela hiç hoşumuza gitmeyen bir şey. Biz mücadeleci bir takımız. Mücadeleyi seviyoruz. Fakat şunu da belirteyim. Spikerlerin tekrar laf arasında söyledikleri. Ya Türkiye erkek milli takımı, kadın milli takımı her iki takımımızda çok eğlenceli maçlar ortaya koyuyorlar. Mesela Hüseyin Alkan'ın ortada sürekli şarkı söylemesi, motivasyon bizim sağ kanadı, sol kanadı motive etmek adına çok ilgilerini çekiyor. Yani spikerler de mesela eğleniyorlar ve izlerken biz de çok eğleniyoruz. Ve hani karşı tarafa hani biz rahatız, bu maç bizim diye bir mesaj da vermiş oluyoruz. Tabii ki bakalım yarından sonra Belçika maçından sonra çeyrek final, yarı final, final maçlarında takımımızı en güzel şekilde görmek istiyoruz. Sıkıntı yok Murat'cığım. Daha çok eğlenici yok. Aynen öyle. Puan durumlarını alabilir miyiz erkekler gruplarında? Abi, bir
Averajda. Averajlar da varsa elinizde şu an. Tabii ki tabii ki. Asım'cığım ne demek ya? Senin isteği yeter ki. İlk başta hangisini istersin Asım? C grubundan başlayalım. C grubundan. C grubunda Brezilya 16 maçta 18 puanla lider durumda. İkinci sıradaki Japonya'nın 13. Üçüncü sıradaki milli takımımızın 13. Ve dördüncü sıradaki Almanya'nın 9 puanı var. Belçika'nın 7, Portekiz'in 6, Cezayir'in 6, Cezayir'in 3, Kanada'nın 1 puanı var. Yarın Almanya'nın maçı kolay bir maç herhalde. Ya yani grupta işler tamam ya. Grupta sıralama bu şekilde lazım. Gibi. Yani yarınki maçlarda bir... Hı-hı. Tabii ki Ahmet abi sen daha iyi takip ediyorsun. Almanya-Cezayir maçı var yarın ilk maç. Ya şundan dolayı söyledim. Acaba Belçika dördüncü olabilir mi grupta Almanya? Çünkü yok Almanya Cezayir. Anladım. Şeyden dolayı söyledim. Bizim milli takımımız maç için hani dördüncü olma şansı yok şu an. Ona baktım da acaba hani rakip seçebilirler mi bu saatten sonra? Çünkü artık garantilemişler çıkmayı. Almanya 4 puan var. Tabii. Orada da yetişmiyor tabii ki. Dördüncü olmak da olmuyor. Belçika'nın öyle bir şansı yok teknik olarak. Yarın biz de oynayacaklar. Bizi yenmeleri gerekiyor. Evet. Almanya'nın da yenilmesi gerekiyor. Alacağız inşallah o maçı ve evet. Almanya'nın da Cezayir'e kaybetmesi durumunda herhangi bir değişiklik oluyor mu olmuyor. Yani evet. Yani Japonya'yı da geçemeyeceğiz. Japonya da Kanada'yla oynuyor. Bizim rahat yendiğimiz Kanada'yı Japonya yani da çok rahat yenecektir. Evet. Yarın milli takımımız bence rotasyonla başlar Belçika maçına. Ben öyle düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Aslan oynatmazlar. Japonya Kanada'ya şans vermez. Ahmet abi dediğin gibi. Biz grup üçüncülüğü garantilediğimiz için de çeyrek final maçı için Ebu Bekir zaten bir hastalığı vardı. Tuncay abi bunları dinlendirebilir. Çok da güzel bu şekilde olur. Maç oynanır ve çeyrek finalde iki gün üst üste dinlenmiş olur. Kesinlikle ihtiyacımız olan bir şey. Çok da iyi olur çeyrek final maçı için. Karşı gruba bakalım mı? Bakalım. Tabii ki. Muratçığım hemen okuyorum. Çin aynı şekilde 6'da 6 yaparak 18 puanla lider durumda. İkinci sıradaki Litvanya'nın 13. Üçüncü sıradaki Ukrayna'nın da 13. Dördüncü sıradaki İran'ın 9. Beşinci sıradaki Amerika'nın 9. Altıncı sıradaki Arjantin'in 6. Yedinci sıradaki Mısır'ın 3. Ve son sıradaki Kolombiya'nın şu ana kadar maalesef puanı yok. Maalesef derken bu arada yani 4 yok. Tane lider yenilmedi hala. Çin erkeklerde Çin, Brezilya. Kadınlarda İsrail'le birlikte Kanada. Kanada. Evet. 6'da 6 geldiler. Muhtemelen yarın da 7'de 7 yapacaklar. Evet. Erkeklerde performansını ilginç bulduğunuz, beklemedik performans gösteren takım sizce hangisi? İran. İran. Evet, ben de İran. Çünkü yani İran aynı zamanda Amerika'da diyorum ben. Doğru. Pardon Asım'cığım. O da aynı. İran olumlu anlamda, Amerika olumsuz anlamda mı diyelim? Aynen. Evet. İkisini evet. Böyle de alır oldu. Organizasyonlarda İran'ı ben bu kadar adını sık duyurduğunu ilk defa şahit oldum. 2012 Londra Olimpiyatlarında İran çok favori takımların bir tanesiymiş. Fakat o zamandan bu yana uzun süredir uluslararası camiada uluslararası turnuvalarda göremiyorduk İran'ı. Hı-hı. En azından yalnız Ankara Cup'ta çıktılar ortaya. Daha sonra Dünya Şampiyonası'na geldiler. Ankara Cup'ta İran yoktu. Irak vardı. Irak. Irak mı? Pardon. Irak pardon. Vardı. İranlı Mehdi'nin çalıştırdı. Evet, Irak vardı. Orada bir şöyle küçük bir tamam. Düzeltme yapalım. Belçika'da da bir sıkıntı oldu. 2012 Olimpiyatlarda Mehdi vardı. Evet. Evet. Mehdi İran'la çalışıyor mu onu bilemiyoruz tabii ki ama İran'da şu anda güzel çalışmış. Ve hani sadece maçın sonuna kadar dayanamayan bir takım. Yani o yönden eksiklikleri var. Yoksa gerçekten güzel maçlar izletiyorlar. Ya ben şöyle söyleyeyim. Amerika çok tecrübeli bir takım. Yani sürekli buralar oynuyor. Amerika'nın ben gruptan çıkamadığı turnuva hatırlamıyorum. Genelde hep çeyrek finaller, yarı finaller görmüş bir takım. Çok tecrübeliler. O yüzden çok rahat bu maçta oynuyorlar. Yani kafa kafaya gitse bile Amerika maçı oynuyor. İsterse 5 fark geride olsun, 6 fark geride olsun. Çok etkilenmiyor ama İran öyle bir takım değil. Tecrübesi eksik. Ve bu tarz maçlara dayanamıyorlar. Kesinlikle. Yarın da zaten Ukrayna-İran maçı var. Şu an İran dördüncü grupta ama Amerika'da Kolombiya'yla oynuyor.
İran'la Amerika'nın puanı 9 şu anda. Yani bir sürpriz bekliyor musunuz Ukrayna-İran maçında? Ukrayna alır diye düşünüyorum. Sürpriz bir sonuç beklemiyorum açıkçası. Ama Mısır'da olduğu gibi bugün İran... Ukrayna'yı şey soracaktım. İkinci, üçüncü değişme imkanı var mı orada? Averajlar nedir acaba? Litvanya, Ukrayna. Litvanya'nın artı 31 averajı var. Ukrayna'nın artı 18. Artı 18 averajı var. Yani Litvanya evet Asım'cığım niye güldün? Hilmi'cim sen gülünce ben de güldüm. Litvanya Mısır maçının ne olduğunu söyleyeyim. Gülmek bulaşıcı bir şey. O yüzden güldük bence ikimiz de. Şeyi söyleyecektim. Yani Litvanya her türlü ikinci burada. Abi sözünü kestim Asım'cığım sana. Tabii Litvanya Mısır oynuyor. Tamam o zaman yani bizim rakibimiz belli. Yani acaba derim o ikinci üçünü değişip Ukrayna Litvanya gelebilir mi bize? İkisinden biri. Bize Litvanya gelmesi kesin şu an. Elemelerde. Kesin. Çok zor grup değişmez artık. Evet. Yani yine de gol krallığı listesinde Litvanya'da Genri'yi görüyoruz. O roket şutuyla. Harbiden bir şey söylemek istiyorum. Genrik ismi İsminin hakkını veriyor Genrik. Böyle harbiden gavur gibi top atıyor. Ama milli takımımız çeyrek final eşleşmesinde ona bir çözüm bulacaktır bence. Berlin'de de atıyordu o topunu. Yani orada o sert şutuyla bize gol atamadı. Yemezler mi diyorsun Murat? Yani oradaki zemin... Asım abi sen gittin orada oynadın. Almanya'daki zemin parke zeminde değil mi? Bir tanesi parkeli, bir tanesi ahşap tırtıklı bir zeminde. Ya ben şöyle söyleyeyim. Değildi, olimpik zemin değildi sonuçta. Yok değildi. Ya biz bu zeminde Litvanya'ya karşı iyi maç çıkartırız. Yani Litvanya'ya karşı biz maç kazanıyoruz. Eleme maçlarında da kazanıyoruz. Çünkü Genrik'in topu bize Genrik çok gol atamıyor düz toptan. Bize karşı da düz topu çok fazla kullanmıyor zaten. Çünkü Tuncay abi birin değene sıkışıyor. Şuyin abi ikiye oturuyor. Ebu Bekir de sıkıştırdığı zaman zaten Genrik yani ikiye geldiği zaman ikiden ikiye atabiliyor. İkiden bire atabiliyor. Hani ikiye gelip beşin direğine top atmaya çalışmıyor. O yüzden biz orada inanılmaz sıkışarak Genrik'in düz topunu etkisiz hale getiriyoruz. Takımda dümümüz açıldığı için o topa dümümüz hızlı yattığınız takdirde o topları alabilirsiniz. Zaten Hüseyin abinin boy avantajı bunu çok iyi kapatıyor ikiyi. Ve en çok gol attığı yerleri kapattığımız için Genrik o topu bize karşı kullanmıyor. Sekme topu kullanıyor. Benim gözlemlediğime göre de Yusse'yi sağ kanattaki oyuncuları da Genrik'te sekme topları çok fazla iş yapmıyor. Bunda şundan dolayı söyleyebilirim. Normalde biz Berlin Cup'ta Yusse'nin sağ kanattaki oyuncunun çok fazla sektirme golünü gördük. Bu turnuvada bakarsanız Genrik golün %80'ini atıyor bir maçta. Geçen 15'e 5 maç kazandılar 13'ünü atmış. İkisini Yusse'ye tabii şu anda Litvanya'nın 62 golü var. 33'ünü Genrik attı. Yani diğer oyuncular ondan önceki gün 7 tane atmıştı. Maçlarda ilk üçü bunların bu şekilde ve Genrik'in yaşı var. 45 yaşında bir oyuncu. 7 tane attığı maçta 47 oldu kendileri. 47 evet, yaşına girdi evet. Yani 47 yaşında. Yani yaşlı bir oyuncu. Yorulsun artık bizim maça kadar. Yani bizim takımımız Litvanya'ya karşı hızlı oynuyor. Yani hızlı hücumlar, hareketli oyunlar. O yüzden ben çeyrek final, yarınki maç için, Belçika maçı için iyice Ebubekir'i dinlendirip rotasyonla başlayıp çeyrek final maçına kadar Ebubekir'in daha hızlanması yani o performansının yerine gelmesi gerekiyor. Çünkü Ebubekir Berlin Cup'ta Litvanya'ya karşı çok etkili oldu gruplarda. Özellikle 5'ten 2 hızlı geldiği zaman onlar da keza sıkışıyor. 5'ten 2'ye attıkları zaman 2'den 5'e Genrik direğinden gol yiyebiliyor. Ve direğinden gol yediği zaman da direğe yaklaşıyor. 4'ü açık bırakıyor. Bu sefer 4'ten gol yiyor. Takım o tarafa doğru sıkışmaya çalışıyor. Yani bir panik havası estirilebiliyor. Bizim mesela o 3-2'lik finalimiz vardı. O maçta mesela Genrik'i oynatmadı. Keşke Genrik oynasaydı. Genrik oynadığı zaman biz daha rahat kazanıyoruz. Çünkü savunma zafiyeti veren bir takım. Genrik olduğu zaman. Ama şutu da tehlikeli. Ama biz bu şutlara karşı rahat savunma yapıyoruz. Yani ben iki maçta onu gördüm Genrik konusunda. Bize düz topla gol atamıyor. Bize daha fazla oynadığı zaman sekme top atmaya çalışıyor Genrik. Bu zeminde de onların o sekme topları çok iyi gitmiyor. Ben öyle düşünüyorum şahsen.
Litvanya maçı zor bir maç olacak. Eleme maçlarında elinden geleni yapacaklar. Biz de öyle yapacağız. Ama ben Litvanya'yı yenebileceğimizi düşünüyorum. Yani evet. Arjantin, Mısır, Kolombiya'nın bulunduğu bir grupta 31 tane gol yemiş Litvanya. Bence biraz fazla gibi hakikaten. Savunma zafiyeti var. Ya, savunma zafiyeti var. Hani gol yiyen bir takım. Bu da bizim işimize geliyor. Biz savunmacı takımlara karşı zorlanıyoruz. Ukrayna mesela biraz daha savunmacı. Biz onlara mesela gol atamıyoruz. Topumuz onlara ters gelmiyor. O takım bize çok ters geliyor. Ben mesela Litvanya'yı isterdim karşımda. Bana sorsalar da Ukrayna mı Litvanya mı? Litvanya'yı isterdim. Çünkü Litvanya'ya karşı uzun yıllardır oynuyoruz. Ve bunlara karşı maç kazanabiliyoruz bu kadroya karşı. İnanılmaz iyi takım tanıyor bizim takımımız onları. O yüzden nerede ne yapabileceklerini hepsini biliyorlar. Bildiğin takımla oynamak daha iyi. Ukrayna'da biliyoruz ama bilmemize rağmen çok fazla onlara karşı maç kazanamadık. Çok zorlanıyoruz gol atmakta. Ama Litvanya rahat gol yiyen bir takım. Biz de iyi savunma yapıyoruz. Bu eşleşme daha güzel geliyor bana. Ukrayna'nın evet. Oyunu sinir bozucu ya. Şeyin hani Yunanistan'ın futbolda şampiyon olduğu, Avrupa şampiyon olduğu dönemi hatırlarsınız. Yani adamlar abi de defans yapıyordu. Çıkıyordu 80'den sonra bir tane gol atıyordu. Maç 1-0. Ukrayna'da öyle. Ukrayna iyi defans çok, yapıyor, çok çok sakin oynuyor. Adamların hızlı hücumunu da görmedim. Bugün bir tane hızlı hücum gördüm. Toporkov'tan. Onun dışında bugüne kadar hızlı hücum da görmüyordum Ukrayna'da. Ya size şu örneği vereyim. Şu anki grubu önünüze alın. Brezilya hücumcu bir takım. Biz bunlara rahat gol atabildik. Almanya hücumcu bir takım. Bunlara çok rahat gol attık. Gol de yedik, gol de attık. Japonya çok daha savunmacı diğerlerine göre baktığınızda. Tabii. Brezilya bile az gol atmış onlara. Biz de onlara az gol atmışız. Ve çok çekişmeye geçmiş. Cezayir şutu yok. Savunma yaptılar. Zorlandık. Yani bize savunmacı değil, şutları iyi olan bir takım geldiği zaman biz onlarla çok daha dengeli oynuyoruz. Hızlı oynayabilecek, işte gol yediği zaman sinirlenebilecek, yani hücuma kalkacak, hücumcu kafasında olan takımlara karşı biz çok rahat maç çıkartıyoruz. Onları yenebiliyoruz. Almanya mesela 7-7'ydi. Oliver'ın long boylarını hatırlayın. Brezilya'nın, Lehmann'ın long boylarını hatırlayın. Yani bu maçlarda bunları yapıyorlar. Aynı şekilde Genrik de buna düşüyor. Yoruluyor. Bir süre sonra long boy'a highball düşüyor ve antrenör onu yorulduğu an direkt çıkartıyor. Çünkü biliyor ki oyuncusu long boy highball düşecek. Zaten riskli top atıyor. Düz koşarak çıkıyor. O yüzden ben Litvanya'yı avantajlı görüyorum durumumuzda. İnşallah penaltılar Litvanya maçında atarız artık. Yani Litvanya ile eşleştik gibi. Onun üzerinde konuşuyoruz şu an için. Evet. Temelimiz bence o yönde ve yarınki maçlardan sonra çeyrek final eşleşmelerinde yarın bolca değerlendiririz zaten. Yarın saat 12'de Türkiye kadın milli takımımız Meksika ile karşılaşacak. Meksika grubunun son sırasındaki takım ve 0 puanı var. Kolay bir maç olacak. Ve millilerimiz eğlene eğlene herkesi çıkartıp tekrar oyuna dahil ederek bir oyun sergileyecektir diye tahmin ediyorum. Erkek milli takımımız saat 14.20'de Belçika ile karşılaşacak. Bu maçta da rahat olacağımızı tahmin ediyorum ve sizleri Gespir ekranlarından maçı takip etmeye bekliyorum. Golbolcast'in bu bölümünde değerli konuklarım Hilmi Uslu, milli takımımızın değerli sporcusu Asım Kurt ve Ahmet Olucak'la birlikte 6. gün değerlendirmesini de bu şekilde tamamladık. Hepinize teşekkür ediyorum katkılarınızdan ötürü. Bir sonraki Golbolcast yayınında görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.